Salatu ve selam aleyke ya Resulallah. Salatu ve selam aleyke ya Habiballah. Salatu ve selam aleyke ya Seyyidul Medin ve Ahirun. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Aziz kardeşlerim, buyurmuşlar ki kişi sevdiğiyle beraberdir. Zaten bu hadis-i şerif. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Cenab-ı Hak bir şeyin usulünü, yani hasıl olmasının, olmasını murad ettiğinde, usule gelmesini murad ettiğinde ekseriyetle esbaba tahlik buyurmuştur. Sebeplere. Sebepler ile Cenab-ı Mevla o vesile ile telkin eyliyor, sebebe telkin ediyor, ol diyor. O sebebeyi de Cenab-ı Mevla onu olduruyor. Yoktan var ediyor, onu bir sebep ediyor ve onu kimin bir meselesi, işi, o vesileyle onu Cenab-ı Mevla hallediyor. İndel esbab, ikram ve ihsan eder. Yani esbab ile ikram eder. Evet. Sünnet-i kadime-i ilahiyye böyledir. Kadim olan, adet olan Cenab-ı Mevla'nın, yani ilahi sünneti, adeti böyledir. Efendiler, gerçi esbapsız da lütfeder. Hani Hazreti Eyyub'u de andere ait gelmedi. Değil mi? Hazreti Eyyub, malumunuz, Allah'ın peygamberlerinden seçkin, sabrın misali, efendim, sabırda nasıl ki hani diyoruz ya Hazreti Ömer'in adaleti, Hazreti Eyyub el-Ensari içinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mihmandarı, 6 ay evinde misafir kalmış. Öyleydi. Altı ay evinde kalmış. Efendimizin mihmandarı olmuş, okutlu şahıs. Elhamdülillah. Biz de şimdi İstanbul'dayız. Onu misafir etmiyoruz İstanbul'umuzda. O bizi misafir ediyor. Sultan Eyyub. Efendim Medine'den kalkmış gelmiş de buraya misafir olmuş değil. O Allah'a ve Resulüne iman etmiş. Konstantiniyye elbet bir gün fetholunacaktır. Onu fetheden komutan, ne güzel bir komutandır. Onu fetheden asker, ne güzel bir askerdir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'deyken, kişi sevdiğiyle beraber misaline, şöyle bir açıdan bakarsak, o orada Medine'de, Ravza'da yatarken, kişi sevdiğiyle madem beraberdir, ayrılmayaydı. Mesela orada Hazreti Ebu Bekir var. Hazreti Ömer yanında var. Hazreti Ömer rica ediyor işte şehit olma, şehit oldu. Sekerat ağrında. Rica ediyor, haber gönderiyor.
annemize söyleyin, rica ederim, kendi için ayırdığı yeri bana verir. Ve biz ehl-i sünnet müminleri orada Efendimizin ravzasında, kabri şeriflerinde bir kişilik daha yer var. O da Hazreti İsa gelecek, yeryüzüne inecek, çıktığı gibi 33 yaşında çıktığı gibi gelecek, evlenecek, çoluk çocuk sahibi olacak ve vefat edecek, o boş olan, onun için ayrılan yere defnedilecek. O Hazreti İsa gelmez, gelmeyecek diyenler, komple bir ümmetin icması, onun için yer ayrılmış. Hazreti Ayşe annemiz için, tabi Hazreti Ömer Efendimiz'den de edep etti. Yani biri babasıydı, değil mi? Birisi eşiydi, kocasıydı. Tabii ki Hazreti Ömer Efendimiz'den de edep etti. O oradayken ben o kabre girersem haya etti yani. Giremem dedi. Ömer orada. Ama bir kişilik yer var. Ama orası Hazreti İsa'ya ayrılmış. Bu sahabenin de rivayeti, ümmette ulemanın da rivayeti, efendim o bu meseleye o şekilde hüküm verenlere Allah insaf versin. Efendim biz ehl-i sünnet sahabenin Resulullah'tan aleyhissalatü vesselam'dan aldığı, Allah'ın bizden istediği hal, usul, suret, ziret neyse tatbik ettiği o manayı bize getiren sahabenin itikat ve akidesindeyiz. Kur'an'da bize neyi söylemiş ve neyi bizden nasıl istemiş ve bunu Allah'ın istediği suret ve sirette tatbik etmiş sahabe, o manada, o yolda, o istikamette olmamız lazım. Sahabenin bir gayesi vardı. Rıza-i Lillah. Allah'ın rızasının arayıcıydı. Yani 90 yaşında Eyyub el-Ensari o bir kişilik yere, ben yaşlıyım, ben öldüğümde beni buraya defnedin diyebilirdi. Ben ona mihmandarlık ettim, burası benim hakkımdır diyebilirdi. Ama o, kişi sevdiğiyle beraberdir, onun gönlü muana gözüyle baktıklarında mekan diye bir şeyin olmadığını gördüler. Onlar la mekan ilinde kadem tuttular. İnsandaki emaneti ilahiyedeki mekansızlığı fehmettiler. Kişi sevdiğiyle beraberdir, ayrı değiller. Onlar zaten beraber. Tabi Efendimiz mi misafir oldu? Yoksa Eyyub el-Ensari mi onu misafir etti? Ya da Eyyub el-Ensari mi radıyallahu anh Efendimizin mihmandar olarak Efendimizin misafiri miydi? Bu manada baktığımızda şu aleme geliş sebebimiz, alemlere rahmet ve eflakın hilkatindeki, icadındaki sebep Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bu manada baktık mı hepimiz Allah'ın ve Resulullah'ın misafirleriyiz. Öyleyse Allah ve Resulü ile beraber kişi sevdiği
ile beraberse o evin bir ferdi, bir müntesibi, bir bağlısı olmamız icap eder. Madem bu hane-i dünyaya icat ve halk edilmiş de gönderilmişiz, öyleyse vazife-i asliyemiz neyse onu tertip bir surette istenilen bir manada yapmak elzem üstü elzemdir. Çünkü tekrar bir fırsat ve imkan verilmeyecek. Günler ve nefesler her şey sayılı. Bize verilen miktar indinde belli. Hakkın indinde belli. Bugün buradayız. Belki bir an sonra bu dünya hanesinde değiliz. Vatan-ı Asliye'ye buradayken yönelmek, buradayken teveccüh etmek, buradayken o sevgiyi gönülde yaşamak gerekir ki dün ile bugünün ve yarının ayrı olmadığını görelim. Dün gitti madem. Madem şu anda bu an ve bu saatteyiz, yarını bilmiyoruz. Biçün ve biçüne, veraül ve vera, bilinmezin bilinmezi, ötenin ötesi olan ve nihayetsiz kudretiyle, rahmetiyle bize mekanı halk eden vesile ile. Bizim için bu mekan, bu satıh, bu alem, bu kubbe, bu alemler, bu kainat denilen bu mükevenat insan için hazırlanmış. Bu misafirhane bizim için o nihayetsiz merhamet, rahmet ve kudret sahibi Allah şu mekanı bizim için yapmış. Yoktan var etmiş. Ve seni en güzel bir surette yapmış. Yaratmış. Ahsen-i takvim. Ve mahlukatın içerisinde Habibi Edibi'nin hürmetine bizi ona elhamdülillah ümmet etmiş. Madem bu fırsat, bu alem şimdi baktığın zaman sen sevdiğin bir kimseyi evine misafir olarak çağırıyorsun. En güzel yemeği yapıyorsun. Etlisinden, sütlüsünden, tatlısından, meyvesinden mükellef bir sofra hazırlıyorsun. Ev hanımı, çoluk çocuk birkaç gün önceden başlıyorlar, evin her yerini topluyorlar, düzeltiyorlar. Hatta evde ne eksikse gidiyorsun, getiriyorsun. Niçin? Benim çok kıymetli, sevdiğim dostum, misafirim gelecek. Terlik mi eksik, terlik getiriyorsun. Havlu mu eskimiş, yeni havlu getiriyorsun. Onun altına en güzel minderi ya da koltuğa oturtturuyorsun. Hatta o senin için çok çok kıymetli bir kimseyse, gidiyorsun evinde, koltuk takımın eskimişse yenisini alıp getiriyorsun. En güzel surette o misafirini karşılıyorsun. Sen bu hazırlıkları yapıyorsun ama o çok kıymet verdiğin, o çok değer verdiğin, o çok sevdiğin, o çok önemsediğin kimse gidiyor dışarıda sağda solda geziyor, senin davetine icabet etmiyor. Gelmiyor. Hani hasta mıydın? Yok. Yani hastan mı vardı? Yok. Bir cenazen mi vardı? Yok. Ya
çok önemli, hakikaten erteleyemeyeceği acil bir durum mu vardı? Yok. Ne yaptım? Şurada birkaç kişiye takıldım da muhabbet ettik. Kumar mumar oynadık. Serserilik ettik. Allah muhafaza, içki mişki içtik. Keyif ettik. Bir tane de adam vardı, bize karıştı, onu da bir güzel dövdük, kavga ettik. Ben senin için bu kadar hazırlık yaptım. Bunu kabullenmek insan için hoş değil, zor değil mi? Alemlerin Rabbi, Sultanı, Cenab-ı Hak şu alemi bizim için dayıya, döşüye, her türlü envai çeşit nimeti, rızkı bizim için sere serpe, ayaklarının altına mekanı, zamanı, arşı, göğü, yeri var eder. Biz Hakk'ın misafirleri olarak dışarıda gidelim, serserilik edelim. O zaman Mevla bizi sevmiş, biz bu haldeyken Mevla'nın sevdiği olmuş oluyor muyuz? Olmuyoruz. Biz bu haldeyken Mevla'mızı seviyor muyuz? Sevmiş olmuyoruz. Dil ile değil, gönül ile olacakmış. Söz ile değil, hal ile olacak. Söz de lazımdır, hal de lazımdır. O nihayetsiz kudret sahibi Allah bizleri bu mekanda misafir ediyor. Biz de Cenab-ı Hakk'a karşı muti, muhabbetli olmamız lazım. Eyüp Aleyhisselam'ın misalini anlatıyorduk. Hazreti Eyüp sabırlılardandı. Şeytan aleyhillâne onu aldatacağım bana fırsat verirsen dedi Cenab-ı Hakk'a. Bak, sadece şeytan aleyhillâne Hazreti Adem'e secde etmediği bir an ve bir dönemde Allah ile konuşmadı. Cenab-ı Hak niçin tazim etmedin dediğinde ben ondan hayırlıyım dedi, Allah ile konuştu değil mi? Bunu bize Kur'an söylüyor. Bak Eyüp Aleyhisselam içinde ne demiş Cenab-ı Hakk'a? Sen onun elindeki fırsatı ve imkanı al, ben onu azdıracağım, yoldan çıkartacağım. Cenab-ı Hak ne diyor? O sabırlılardandır. Hani deriz ya, bir insanın başına bela, musibet, sıkıntı, imtihana düçar olduğunda ve başına geldiğinde toplum olarak ne deriz? Allah'tandır. Sen tövbe istiğfar et nefsin kusuruna ve sabret. Bazı insanlar nedir? Aman efendim. Sabırlı olacak şey mi? Nasıl sabredeyim? Bırak, rahat rahat bir isyan edeyim. Sen de Allah'ını seversen, bu durumda insana sabır gelmişsin, bana diyorsun ki sabret, sabret. Allah muhafaza. Şimdi, hani deriz ya, sabreden derviş muradına erermiş. Ha, ne dedi şeytan? Ben onu azdıracağım dedi. Cenab-ı Hak dedi, sen onu azdıramazsın. O sabırlılardandır. Dedi, elindeki malı mülkü imkanı al. Bak nasıl yoldan çıkartacağım. Cenab-ı Mevla oğullarını aldı. Mülkü hep sele suya gitti. Bitti. Bir şey kalmadı. Ve artık bir sıkıntı, arıza isabet etti. Hastalandı. 40 yıl bekledi. 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 Derim ki, ya hani öyle diyenlere, ya
Ya sen gelmişsin bana diyorsun ki sabret, sabret, sabret. Nasıl sabredeyim? Diyenlere derim ki, hani ortada bir şey kalmadı, mal kalmadı, evlat kalmadı. Nasıl olacak bu iş diyenlere derim ki, hani esbab cihetinden bakıyoruz ya meseleye. Ya adam malı gitti, şirketler gitti, holdingi gitti, efendim tarla gitti, tapan gitti, şu gitti, bu gitti. Nasıl sabretsin? Nasıl sen buna sabret, sabret diyesin? Sabredeceğiz kurban. Şimdi demek esbab perest derken sebebin kuvvetine dayalı. O sebep Allah'tandır. Hani az önce dedik ya, aslında mekan denilen bir şey yok. Alem dışarıda değil, alem içeride. Hani dedik ya, Eyüp Aleyhisselam peygamberi sevmiyor muydu ki yanında değil? Kişi sevdiğiyle beraber, demek o mana değil. Hazreti Ömer, yani yanına yatmakla o manada mı ayrı olmayayım kişi sevdiğiyle beraberdir manası? Öyle değil. Hazreti Ömer, Kudüs'ü fethetti ve yola düştü. Biliyorsunuz. Kudüs'e girerken bir kölesi, bir de kendisi sırayla deveye binerdi. O günün yol şartlarında eşkıyası, yırtıcısı, şusu, busu, tehlikesi var mı? Yol yok. Asfalt yok, uçak yok, helikopter yok. Devede bir o bir o. Koca Halife-i Ruh-i Zemin. Kudüs'e girerken köleye sıra geldi değil mi? Dedi ya halife, ben deveye binmem. Niçin? Sıra, efendim, benim ama senin binmen lazım. Sen halifesin. Dedi olmaz. Sıra, seninse sen bineceksin. Devenin üstünde köle, yularda Hazreti Ömer'in elinde, Kudüs'e böyle girdi, Kudüs Fatih. Ah o rafiziler var ya, o rafiziler. Peki burada bir ince mana var. O vel ba'sul ba'del mevti hakkun demişti değil mi? Ölüme iman etmişti. Ölüm var değil mi? Ve tekrar ruhlar mevt olduktan sonra geri dönecek değil mi insana? Yeniden dirileceğiz. Yeniden kalkacağız. Hak değil mi bu? Allah o Kudüs yolunda ona ölmeyi nasip etmişse, o çıkmış sefere değil mi? Orada ölebilirdi. Orada vefat edebilirdi. Yoldayken geri dönemeyebilirdi. Kudüs'te de kabri olabilirdi. Ve geri dönmüş Medine'ye, Kudüs'ün anahtarlarını almış, emanname'yi yazmış, başına valisini koymuş ve Medine'ye geri dönmüş. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yatmakmış onun nasibi. Yoksa ayrı değillerdi. Birdirlerdi, beraberdirlerdi. Eyüp el-Ensari de öyle. Ve çıkmış, buraya gelmiş ve biz bugün onun misafirleriyiz. Evet, Allah'ın Celle Celaluhu sevdiğini sevmek, sevmediğini sevmemek nedir? Bir iman gereğidir. Allah için sevmek, Allah için boğz etmek. Allah Teala Hazreti Ömer'i sevmiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sevmiş. Cenab-ı Hak ona Kudüs'ü fethetmeyi
nasip etmiş. Manada zaten o sevenler birdi ve beraberdi, kabri de yan yana olmuş. Allah aciz değil. Sevmediğini onun yanına koydurtur mu? Cenab-ı Mevla buğz ettiğini sevdiğinin yanına koydurtur mu? Koydurmaz. Cenab-ı Hak bizi elhamdülillah sevmiş. İstanbul'umuza bir sultanı göndermiş ve bizi ona misafir ettirmiş. Onun manası neyse, onun manasıyla da bizim aynı hal ile hallenmemiz lazım. Kişi sevdiğiyle, isterse Van'da olsun, Malatya'da olsun, dünyanın bir ucunda olsun, hepimiz Allah'ın ve Resulullah'ın, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine, o alemleri onun hürmetine icat etmiş ve rahmet etmiş, rahmet göndermiş misafirleriyiz. Öyleyse bizim için hazırlanan şu mekana, bizim için yapılan bu nimetlere şükürlü ve edepli olmamız lazım. Demek ki azizim, Hazreti Eyyub'un misali 40 sene sonra, şimdi şuradaki inceleye de dikkat edin. Esbapsız da ne diyor? Lütfeder. Madem mekan hakikatte la mekan yoktur. Mekan yoktur. Öyleyse mekan yoksa mana bütünlüğü içerisinde kişi sevdiğiyle beraberdir. Hazreti Eyüp Aleyhisselam efendim, sultanın burada olması, Efendimizin orada olması bir şey değiştirmiyor. Bizim burada olmamız, sevdiğimizin başka yerde olması, eğer yürekten, gönülden sevenler için bir şeyi değiştirmiyor. Hazreti Eyüp, Allah'ın peygamberi aleyhisselam, o Allah-u Teala'dan emin, mümin. O sebeplerin arkasında Allah'tan emin, sebebin müstakil bir kuvveti olmadığından emin. Sebepleri bu manada Allah'ın dilemesiyle olduğundan emin. Allah-u Teala'nın Cenab-ı Hak dilemezse, dilemeyince bir yaprağın dahi düşmeyeceğinden emin. Eğer bu musibet onun başına gelmişse, kimi kime şikayet eden deyip, haktan emin. Şeytanın da Allah'ın boğz ettiği bir kimse olduğundan emin. Ona prim vermiyor. Ona fırsat vermiyor. Onun yoluna çıkmasına müsaade etmiyor. Allah'tan emin. İnsan imanından emin olmalı. Peki 40 yılın sonunda Ya Rabbi, bu lütfettiğin hediye dilime ilişti. Zikrime mani olur. Yoksa isyan haşa değil, razıyım ya Rabbi. Zikrime manidir bu sıkıntı. Mevla da bilmekte zaten. Ey Eyüp, ayağını yere vur. Bir gayret. Şöyle bir depreşme. Küçük bir hareket. Sen ayağını yere vur.
Niçin vurayım? Neden vurayım? Vurunca ne olacak? Kurban, şimdi biz birbirimize desek ki burada, birimize kalksa bana birisi desek, ya efendi ayağını bir yere vursana, ya kardeşim affedersin, benimle istihza mı ediyorsun? Ben senin çocuğun muyum? Benimle alay mı ediyorsun? Benimle oynuyor musun? Sen bana kalkmışsın diyorsun ki ayağını yere vur, niye vurayım ya? Tüm incelikleri görmek lazım. Faruk olmak lazım. Adımızın Faruk olması yetmiyor. Hakikatte Faruk olması lazım. Fark eden olmak lazım. Okuyoruz ne güzel kıssayı. Allah dedi ki ey Eyüp ayağını yere vur. Hazreti Musa'ya dedi ki ya Musa asanı at. Attı. Hani diyorlar ya bu tarikatçılar bu işleri nereden çıkartıyor? Şah-ı Nakşibend Alaaddin Attar'a ne dedi? Alaaddin, nehre kendini at. Varlığını Hakk'ın varlığında o Havz-ı Kevser olan diyor ki üstad bir enaniyetini, bir buz parçası hükmünde olan o enaniyetini Havz-ı Kevser'e at ve o varlığını erit ve kurtul. Fakire bir derviş bir gün bir rüyasını anlattı. Benden şunu rica etti. Ben dedi bunun tabirini istiyorum dedi. Sizden dedim ki ben tabir tefsir bilmem ama bir anlat. Rüyamda dedi baktım ki dedi cennette dedi Havz-ı Kevser'de yıkanıyorum. Feyzullah isminde bir kimseyi de o cennette gördüm diyor. Allah'ın feyzi. Dedim çok güzel bunun ne tabirini istiyorsun ki? Tamam da dedi ben dedi ne kadar araştırdıysam, ne kadar tabirnamelere baktıysam, ne kadar Havz-ı Kevser'in işte Nablusiyesi, Sirine, işte diğer bütün tabircilere baktıysam hep diyor ki avucunla su içtiysen, bir bardak su içtiysen, Havz-ı Kevser'i gördüysen, işte oradan bir tas içtiysen, hiç yıkanan yoktur diyor ben görmedim diye içine girip de yıkanan tabirini ben hiç tabirde kitapta bulamadım. Şöyle biraz düşündüm, ben de aradım biraz bulamadım. Belki ben bulamadım, belki o bulamadı. Havz-ı Kevser'de arıyorum, o da bulamadı, ben de bulamadım. Efendim, içine girmiş, Havz-ı Kevser'in yıkanmış. Ne diyor Allah Teala Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem? Biz sana Kevser'i verdik. Kevser'in sahibi kim? İşte sadr-ı Muhammedi varisler de Havz-ı Kevser'de. İçenler başka, yıkananlar başka. Hazreti Musa içmiş o tastan. Hazreti Musa içmiş o tastan. Cümle enbiya hep o Havz-ı Kevser'den Enbiya'nın ser tacı Kevser'in sahibinin havzından içmiş. Ve bu ümmetin içerisinde yeryüzünün kandilleri ve gönül kandilleri olan Ehlullah her biri bütün gelen 124 bin ala rivayet 224 bin peygamberin varisi var. Bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Muhammedi varisi var. Nübüvveti hariç diyor Ehlullah, aynıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisidir diyor. Nübüvveti hariç Musa Aleyhisselam'ın kendisidir diyor.
Rabbim bizi Havz-ı Kevser'den efendim hissedar etsin. O Havz-ı Kevser'in sahibi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet etsin. Onun sadrından gelen varisleri, Muhammedi manadaki varislerine bend etsin. Cümle ehlullahın inşallah Cenab-ı Hak ki onlar Allah'ın sevdiğidir, sevgilerine ve Allah'ın ve peygamberlerinin sevgisini gönlümüze Cenab-ı Hak yerleştirmeyi ve bununla da inşallah kişi sevdiğiyle beraber hakikatince bizleri inşallah Cenab-ı Hak enbiyasıyla, evliyasıyla, ulemasıyla haşru neşru eyliye. Bizleri onlarla yarın arşın altında, divay-ı ham sancağında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir ve beraber etsin. Hem sureten hem sireten, hem madden hem manen. Bizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Hakk'ın Habibi edibiyle, sevdikiyle beraber etsin. Bizi de sevdikleri, sevdiği kullar zümresine ilhak ettirsin. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e feraset ve hidayet verip hidayetimizi ve ferasetimizi artırsın. Basiret erbabına inşallah bizi hadim eyleye. Biz inşallah onların yollarında gıtmir olsak hiç şüphesiz erlerle, salihlerle bir olanda şereflidir. O yolun çakıl taşı olsa şereflidir. Cenab-ı Mevla bizleri de inşallah o yolun o yolcuların, sahiplerinin, o istikamet ve sırat-ı müstakim ve nimet verdiği kimselerin yollarında inşallah hadim eylesin. Bizleri de o yolda hissedar etsin. O yolun tozu toprağı olmaya layık etsin bizleri inşallah. Ümmet-i Muhammed'i sahili selamet versin. Küffarın ve münafıkların en garibi zamandan zulmünü bertaraf edip aleyhlerine geçirsin. Bu asrı İslam asrı eylesin. Müslümanlara ve İslam'a nusret versin Rabbim. Gönüllerimizi şaduman etsin inşallah. Cenab-ı Mevla hanemizi, gönül hanemizi muhabbetiyle doldurup muhabbetiyle dolmuş kimseyle refik olmaya bizleri inşallah refik etsin. O kimselerle hemhal eyleye, ümmet-i Muhammed'i bu manaya aşina eyleye. Amin, amin, amin. Bi hürmetül Taha Yasin, bi hürmetül Sırrı Suretül Fatiha.